Değerli izleyiciler, hepinize OTA TV ekranlarından merhaba. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Sayın Abdurrahman Yılmaz hocamız, Hoşgörden Camii imamı, bölgemizin kanaat önderi, alimi, sevilen, sayılan bir değerli büyüğümüz. Hocamızın yıllardır emek verdiği çok güzel bir kitabı çıktı. Bu kitabı tanıtımı ve bu kitabın hikayesini hocamla konuşacağız. Hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. İlk önce tebrik ediyorum hocam. Emeğinize sağlık. Gerçekten eksik kalan bir konuydu bu. Çünkü Kozan'da birçok şey tarihe yazılmış ama bu bölgeyi manevi önderlerinin, kahramanlarının, din alimlerinin, kanaat önderlerinin hikayeleri ne yazık ki bilinmiyordu veya parça parçaydı. Siz bunu çok güzel bir şekilde bir kitap haline getirdiniz. Kalıcı hale geldi. Artık ebedi kadar inşallah hocamın bu bilgileri. Bir de hocam siz zaten biliyorsunuz eski yaş itibariyle bir kısmına yetiştiniz, duyduğunuz şeyleri kayıt altına aldınız. Eğer siz bu işi başaramazsanız hakikaten gelecek kuşaklar böyle bir bilgilerden mahrum kalacaktı. Onun için bütün Kozanlar adına gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Şuradan başlayayım hocam. Kitabınızın doğuş sebebinden başlayalım isterseniz izleyicilerimiz bunu öğrensin inşallah. Evet, ben öncelikle ekranların başında bizi izleyen veya sohbetimizi izleyen tüm kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Kitabımın başlangıcı, az önce de sizin ifade buyurduğunuz gibi Abdurrahman Efendi kardeşim şöyle oldu. Kozan'da milli kahramanlar yazıldı. Bunu sizler yazdınız, diğer tarihçi kardeşlerimiz yazdılar. Burada bir boşluk yoktu Kozan'da. Ama manevi kahramanlar, ilmi yönüyle o kahramanları yetiştiren kahramanlar diyelim ya da onlar, buradaki büyük müderrisler, alim, meşayih, dünya çapında değerli alimler var. Bunlar unutulacaktı. Yani az önce ifade buyurduğunuza katılıyorum. Bu bir kendime pay çıkarma adına değil. Yani benden sonra da bunların birçoğu unutulacaktı. Çünkü ben bunları 20-25 senedir topladım. Evlatlarıyla, torunlarıyla görüştüm. Birebir alan çalışması yaptım. Kitaplardan araştırdım, şeriat sicillerinden. Bunun bir kısmını sizin Kozan sevdasında, Allah razı olsun, o zaman teklif ettiniz hocam, buranın manevi yönüyle ilgili yazınızı bekliyoruz diye. Ben de severek kabul ettim, sevinerek. Çünkü Kozan, bu yönü toplumun tanımasını istiyordum. Kozan sevdasında parça parça muhtasar olarak çıktı. Ben daha sonra bunu genişlettim. Çocukluğumdan beri annem rahmetli, Kurra Hafız Bekir Efendi'nin kızıdır. Annem burada da geçiyor. Babam medresede okumaydı. Kayseri'de okumuştu medresede. Onları alırken anlattım. Annem çocukluğunda anlatırdı. Ulemanın, alimlerin toplantısından, kitap mütalaasından, namaz kılırken babasının önüne kimsenin geçmediğinden hafız, o Kurra Hafız olduğu için. O bir muhabbet içime, yani kodlarıma işledi anacığım benim. Sonra Kozan'da ben kendimi iki kişiyi bu noktada Kozan sevdalısı görüyorum. Biri sizi, biri beni. İki hafta Sizi, ama. evet sizi milli tarihimiz açısından bir Kozan sevdalısı, Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Yani Kozan'ın yeni neslinin tarihini bilmesi, köklerini bilmesi açısından kendimi de Kozan'ın dini tarihi açısından Aynen bir öyle. sevda olarak görüyorum. Ben bu yaşıma rağmen 61 yaşındayım. Gece bu pandemi döneminde geceleyin oturdum, saat 2'ye 3'e kadar el yazısı yazdım bu kitabı. Ben bilgisayarı pek Evet, orada kullanamıyorum. bilgisayar aktarıldı. Sonra bilgisayara çocuklar aktardı. Allah'a şükür duamdı Rabbimden. Ya Rab bu eseri bana tamamlat diyordum. Elhamdülillah, Tamamlattırdı. elhamdülillah. Hocam, içinde çok geniş alimler var. Meşhur alimlerden tutun da. Ben ikinci şunu sorayım. Yani Kozan'da sanki böyle çok alim yetişmemiş gibi hava var. Ama kitabınızı okuyunca ne dahiler, ne böyle evliyalar, Allah dostları, işte toplum kanaat önderleri var. Yani insanlar inanılmaz böyle bilgiler var. Yani bölgenin dini ve din adamları yapısı açısından nasıl? Yani çok zengin olduğu muhakkak yani. Şimdi Kozan'ın değerinin ben daha da öne çıkacağına kitapla inanıyorum İnşallah. inşallah. Niye diyeyim? Şöyle, Kozan'da dünya çapında ulema var. Hatta İslam ansiklopedisine Diyanet'in niye girmemiş Hacı Hattat Efendi diye ben hala soruyorum. Girmesi lazımdı. Bütün Arapça sitelere girin Hacı Hattat'la ilgili yazılar çıkıyor Arapça. Ben Halil Bedir Efendi ile Haç'taydık. Mescid-i Nebevi'de Medine'de Doktor Emin Acar Ankara'da. Doktor Emin Acar dedi ki ya büyük bir Şazeli tarikatı Anadolu'ya gelmiş ama dedi. Nereye geldiğini ben anlatınca dedi ki ya demek Kozan'a gelmiş bunlar dedi. Ben dedi Abdülhamid Han'ın Şazeli olduğunu biliyordum dedi. Git Şazeli kolu. Muhammed Emin Efendi
300 kadar çevresindeki ulema ve kurra ile Kozan'a geliyor. Burada Elmalı Hamdi Yazır'la beraber okumuş. Hatta Elmalı Hamdi Yazır tefsirini verirken can yoldaşım, ruh yoldaşım, ders arkadaşım Mehmet İzzet Çul Hacı diye 1904'te beraber diploma alıyor Elmalı Hamdi Yazır'la İstanbul'u Beyazıt Dersamı'ndan. Hasan Fevzi Kozani, Hacı Hattat'ın torunu, Kadı Baba, Kozan'da Kadı Baba, Hakim Baba diye bilinir. Evet. 1904'te o da aynı diplomayı Beyazıt Dersamı'ndan alıyor. Mehmet İzzet Çul Hacı Medine Kadı Hakimliği yapıyor. Kadın ordu müftüsüydü. Öyle biliyorum. Ordu müftülüğü yapıyor. Kozan müftülüğünde yani emekli oluyor. Evet. Daha kendisi Medine Kadı Muavinliği yapıyor. Mesela Hasan Fevzi yazan yani Kadı Baba, daha gidiyor Libya'da okuyor. İstanbul'da dershanemden okuduktan sonra. Yani dünya çapında alimler burada, değerli ilim adamları var. Gökçeliler mesela çok büyük müderrisler, divanları var hepsinin divanı. Beyrutlu Muhammed Timsahi Hazretleri'nin orijinal icazetnamesi burada kitapta var. Ona verdiği icazetname. İzleyicilerine şunu söyleyeyim hocam. Siz sadece alimleri araştırmadınız. Ben çok iyi biliyorum. Aynı zamanda bu alimlerin eserlerini, el yazması eserlerini, onlardaki emanetleri, onlardaki emareleri, ne bileyim bir terliğini, bir hırkasını, onlarda ne varsa onları da derleyip içine katmaya çalıştığınızı biliyorum. Bu konuda herhalde zengin bir kaynak var değil mi hocam? Yani? Allah'a şükür şöyle diyelim. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et buyuruyor. Feyda azemde fetevekkel alallah. Ben bu işe azmettim. Allah kapıları açtı. Hacı Hattat Efendi'nin 200 senelik el yazması divanını buldum. Kayseri müftüsü, çok eski Kayseri müftüsü 60'larda. Abdullah Develioğlu kitabında diyor, babam onun kitaplarını almış vefat edince Hacı Hattat Efendi'nin mevlidi varmış diyor, divanı varmış diyor. O divanı ben buldum. Gelme dedi hocam, vermem dedi alan kişi. Dedim yanınıza geleceğim, sadece sohbet edeceğim. Varınca verdi, götür dijital ortamda çek ama kimseye duyurma dedi. Evet. Onu çektim. Tam kitap tamamlandı, basına gönderilecekti basılmaya. Evet. Hacı Hattat Efendi'nin el yazması Kur'an'ını buldum. Maşallah. Sayın Beyli'nin bir köyünde. Allah kapıları açsın. Hemen atladım. Aynen. Kar da yağıyordu. Evet. Gittim o Kur'an-ı Kerim'i. Hacı Hattat Efendi'nin Almanya'da çıkan, Almanya'ya gitmiş, satılmış bir kitabını buldum. Ankara İlahiyat'ın kütüphanesinde olan bir kitabını buldum. Bunları hep nüshalarını buraya koydum. Çok güzel. Yani o kaynakları gösterdim. Evet. Benden sonra daha geniş araştırma yapanlar için ben bir iz fişeği yani oraya iz koydum ki ne? Evet. Gelen kardeşim bir akademisyen, bunların üzerinde doktora yapanlar, tez yazanlar temel olabilir. Kaynak kitabı gibi olmuş. Hakikaten de öyle hocam. Emeğinize sağlık. Tekrar diyorum gerçekten değerli izleyiciler, eğer hocam Allah uzun ömür versin, gerçekten bu kaleme alınmasaydı, buna yazılmasaydı, bunlar ilim alemine sunulmasaydı, bu bilgiler, bu büyük bir kültür, medeniyet, bir görev hakikaten tanıtılmayacaktı. Böyle hatır kalacaktı. Bundan dolayı müteşekkiriz. Hocam bizim bu bölgede sizin bahsettiğiniz her zaman sohbetlerinizde bahsettiniz. Yani bir damar var hocam. Mesela bu bir Sayın Beyli'de bir damar var. Yani böyle bir medrese var. Bir sizin babanızdan gelen, ailenizden gelen bir şeyler var. Burada büyük bir tasavvuf kültürü de var sanıyorum değil mi hocam? Yani, müthiş. Müthiş. Çünkü sizden nereye gitsek şurada bir evliya mezarı var diye bir Fatiha okuyorsunuz. Veya diyorsunuz burada bir medrese vardı, burada böyle bir kişi vardı. Yani buradaki o damardan bahsediyoruz. Yani o tasavvuf kültüründen bahsedebilir misiniz? Yani? Şimdi burada Kozan, ben kitapta da dedim, Adana'nın manevi doku itibariyle en önemli ilçesidir. Bu da kitapta da ispat etmişimdir bunu Allah'ın izniyle. Şöyle, Somuncu Baba Bursa Ulu Camii açınca, zamanın kutbu diye onu o zaman şey yapıyor. Yani oraya gelecektik Hacı Bayram Veli ile. Öyle mi? Evet. Mesela Kozan'da gizlenmiş. Mevlana Celaleddin Rumi Şam'a giderken iki defa buradan geçmiş. Hem Şems-i Tebrizi'yi aramaya giderken hem medresede okumaya giderken. Muhammed Emin Efendi Anadolu'nun birçok yerinde gezdi. Moritanya'da, Şazari tarikatının şeyhi buraya geldi. Abdullah Efendigil cenazelerini Kozan'ın dışına gömmezler. Kadir'de vefat eder, Kozan'a gelir. Nalbant'ta vefat eder, Kozan'a gelir. Adana'da, Mersin'de vefat etti Abdullah Efendi'nin çocukları, Kozan'a geldi. Buraya ayrı bir önem verirler. Tasavvuf açısından da Kozan, o dönemlerde de, Selçuklular döneminde de, Osmanlılar döneminde de burası çok önemli bir Cumhuriyet merkez. Cumhuriyet döneminde de önemli değil mi hocam? Tabii. Yani Mahmud Efendi Harputlu olsun, Şık Efendi olsun,
burada böyle o kültür ve o damar devam ediyor. Beyrut'un aslında bir önceki soruyu söylediniz hocam, bir sonraki soruyu. Yani yolu Kozan'dan geçenler var. Hacı Bayram'dan başlayalım isterseniz. Somuncu Baba bu hikaye çok önemli bence. Yani çünkü Türkiye'ye mal olmuş bir Somuncu Baba, Hacı Bayram ve Veli Hazretleri'nin Kozan'daki diyalogları. Oradan başlayalım isterseniz. Sonra evet. Mevlana'ya geçelim. Tabii oradan. Bursa Ulu Cami'nin açılışında yılların Beyazıt Han Emir Sultan'a caminin açılışını ona talep edince diyor ki burada zamanın kutbu var diyor. Kimse bilmiyor onu, sadece somun satan bir zat zannediyorlar. Halbuki o Kayseri'den gitmiş, Şam'da okumuş, daha sonra gitmiş Kuzey Irak'ta kalmış. Evet. Orada ders almış Erbil'de şeyhinden. Şeyhi onu Bursa'ya görevlendirmiş. Sadece somuncu olarak biliniyor ama allame, çünkü Fatiha tefsirini 7 değişik usul üzere tefsir ediyor. Evet. Orada bulunan ulema da hayran kalıyorlar. Hatta kendisinin ders alıyorlar. Teklif edince yani böyle büyük bir zatın öyle büyük hikayesi. Bir zat, oradan benim sırrımı ifşa ettin. Şöhretten, evet. Şöhret afattır derler. Şöhretten kaçıyor. Kibirlenmek. Tabii bu, o güne kadar yazılan bütün eserler Hamidüddin Veli'nin, Somuncu Baba'nın Aksaray'da gizlendiğini, Kayseri'de gizlendiğini ve Dahren'de de gizlendiğini Malatya diyorlar. Ama İsmail Erünsal Bey, Bayramiye Tarikatı'nın 1500'lerde yazılmış Mir'atul Işk isimli eserini buldu. Türk Tarih Kurumu bastırdı. Orada ve Diyanet Ansiklopedisi, orada Hacı Bayram ve Somuncu Baba maddesinde o kitabı referans aldı. Evet. Kozan'da gizlenmiş iki sene meğer. Hocam kitabın hepsini açıklamayın. Okuyuculara bırakalım. Evet, evet. Şöyle söyleyeyim. Yani Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Somuncu Baba'nın Kozan'da. Hatta Kozan'da buluşuyor. Buluşması çok önemli. Hacı Bayram ismi de Kozan'da veriliyor. Orada veriliyor. Bu çok orijinal bir şey. Önemli. Hacı Bayram Veli'nin Hacı Bayram ismi Numan iken Hacı Bayram ismi Kozan'da konuluyor. Evet, çok güzel. Burası çok önemli. Bir de hocam Mevlana'nın Kozan ziyareti var. Buradaki keşişlerle biliyorsunuz bir münazarası evet. Var. Din tartışmaları var. Yolu Kozan'dan geçenlerden açılmışken konu Mevlana mesela, ondan hakkında ne söyleyeceksiniz? Mevlana Celaleddin Rumi Şam'a ilk ilim tahsiline giderken hocası Seyyid Tirmizi Hazretleri onu şeye kadar getiriyor. Kayseri'ye kadar getiriyor. Evet. Burhanettin Tirmizi Hazretleri Kayseri'den yolcu ediyor. Hatta şehrin dışına kadar yolcu diyor, Şam'a gidiyor, Kozan üzerinden geçiyor. Zaten siz Kayseri'den gezerken, evet Kayseri'den gezerken yol zaten buradan geçiyor Kayseri'den gelenler için. Sis'ten geçiyor, zaten da şeyde Menakib-ül Arifi'nde Eflaki'nin Sis'e uğraması diye geçiyor. Burada manastırın orada mağaraya uğruyor, 40 tane keşişi Müslüman ediyor. Onlardan gitmek istiyor, kabul etmiyor, siz burada kalın diyor. Dönüşü tekrar buradan dönüyor. Sonra Şems-i Tebrizi'yi aramaya giderken tekrar buradan gidiyor. Dönüşü tekrar buradan 4 defa Kozan'a uğruyor. Evet, en az 4 defa. Evet, Mevlana 4 defa burada geçiyor. Buradan geçiyor çünkü Kayseri'nin en kestirme yolu evet. Kozan üzerinden geçiyor. Hocam ifade ettiği gibi Şam yolu, Hicaz yolu. Mevlana da buradan geçti. Hocam Necip Fazıl Kısaköy Üstad'ın buradan geçen bir akrabası var. İsterseniz çok kısa ondan da bahsedelim. Evet. Kitabı da daha sonra okuyacağız. Buraya 2000 kişinin bir davası için aslında Halep'e gönderiliyor kadı olaraktan. Necip Fazıl'ın dedesi değil mi? Dedesi. Evet. Mehmet Hilmi Efendi. Sonra Kozan'da önemli bir dava oluyor. 2000 kişinin yargılandığı bir dava. O zaman Halep'ten alıyorlar. Buraya getiriyorlar. 17 ay burada kalıyor. O büyük Mehmet davayı, Hilmi Efendi. Evet. O davayı hallediyor. Sonra İstanbul'a tayin ediliyor buradan sonra. Evet. Onun da burada bir 17 ay Kozan'da, büyük camide, buradaki ulema ile beraberliği var. Evet, hocam şimdi bizim burada biliyorsunuz Osmanlı yıllıkları denen salnamelerde 3 tane şey geçer. Evliya türbe olarak geçer. İşte Çomak Dede, diğerlerde Ağcababa ve aşağıdaki şeyler. Hasan dedi. Yani bizim Kozan mezarlığında yatan ulular var. Demin bahsettiğiniz Şık Efendigil'in bütün sülalesi burada yatıyor. Kozan mezarlığında yatan bu gönül erlerinden, İslamiyet'e hizmet etmiş büyük alimlerden kimler var? Çünkü Kozan mezarlığı da sıradan bir mezarlık değil hocam. Bunu çok iyi biliyorum, sizden de çok faydalandım. Kozan mezarlığında kimler yatıyor bu alimler anlamında? Evet. Çünkü bize Fatih okuyoruz, şey yapıyoruz. Değerli bir irfan ehli abimiz vardı. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Derdi ki, Mekke Medine mezarlıklarından sonra yani en kıymetli mezardan birisi derdi, Kozan mezarlığı derdi. Güzel. Hanımı Tufan Bey'i de vefat etti, Kozan'a getirdi. Kozan'a getirdi. Evet. Kendisi de buraya defne oldu.
Kozan Mezarlığı'nda önce büyük müderrislerimiz var. Mesela Çamurdanzade Mustafa Fehmi Efendi var. Evet. Aynı zamanda Meclis-i Mebusan milletvekili de. Evet. Bu zat Kozan Mezarlığı'nda. Onun kardeşi Hafız Osman Efendi Kozan Mezarlığı'nda. Evet, müftü, Kozan müftüsü. Yapıyor. İstiklal madalyası Hafız evet. Osman Efendi. Sehlikzade Hacı Mustafa Efendi. Hacı Mustafa Efendi. Cami-i Kebir'in müderrisi. Evet, müderris. Kozan Mezarlığı'nda. Gökçeli Halil Efendi Şeyh. İsmail Şirvani'nin halifesi, müderris ve bunlar divan sahibi, divan yazmışlar. Evet. Oğlu Gökçeli İbrahim Efendi, Kozan Mezarlığı'nda. Ağacı Baba'nın şeyhi Şakir Hoca Efendi, Kozan Hı. Mezarlığı'nda. Hacı Hatip Efendi'nin torunu, Kötü'nün büyük müderrisi Hacı Numan Efendi, Kozan Hı. Mezarlığı'nda. Kayseri'nin en büyük müderrislerinden Torun Efendi'nin talebesi Hacı Hafız Efendi. Ki aynı zamanda Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin de hocası olur. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi icazeti ondan almıştır. Çamurdanzade Hacı Mustafa Efendi de icazeti. Sırkıntılı Hacı Mustafa Efendi de icazeti ondan almış. Evet. Çamurdanzade Hacı Mustafa Efendi onun oğlunu buraya küçük camiye müderris getirmiş. İbrahim Deniz Hoca Kozan Mezarlığı'nda mesela bu zat. Evet. Ben onu ziyaret ettiğimde buradan babasına da selam ve dua gönderirim. Evet. Kozan Mezarlığı'nın bir ucuna girdiğiniz zaman yani şöyle ciddi manada gezerseniz bir çok saate, bir buçuk saatten önce çıkamazsınız. Hocam bizim bildiğimiz var. Mesela Abdurrahman amca, Cennet Kuşu orada. Ya, bu çok. Dervişan İplikçi, çok. Onlar Dervişan. Derviş, İplikçi Mehmet amcamız orada. Hemen müdüriyetin arkasında Mahmud Efendi var. Hacı Hattat'ın halifesi. Evet. Yani Eyüp hocalar var hocam orada. Eyüp hocanın mezarlıkları evet, var. Evet. Karabucaklı Abdullah Efendi var. Yunus evet. Hoca var. Yani böyle İplikçi, Eczacı Mehmet amca gibi. Eczacı, Cennet Kuşu, evet. Abdurrahman amca gibi. Dervişan çok zaten. Çok, evet. Çok zengin bir mezar. Bir de şöyle zengin mezar olduğu için de içerisinde muazzam bir huzur var. Evet. Zaten şöyle derdi, ben Cizreli bir şeyh efendiyle konuştum. Ahmet Munis Efendi. Munis Efendi. Evet. Dedi ki bir mezara girdiğinizde oradaki zatla sizin aranızda bir ruhsal iletişimin iki yani sebebi ortaya çıkar. Bir, ya güzel koku hissedersiniz. Evet, ki ben bunu evet. bir yerde hissettim. Gerçek manada. Yani ikincisi dedi, bir huzur gelir üzerinize, sekine. Evet. Hiç kalkmayayım, sakin oturayım. Geliyorum, ah, o bana yani. Çok geliyor, vardım mı? Yani işim olmasa, aynen. bekleyenler olmasa evde, diyorum ki ben burada saatlerce, oturayım saatlerce. Evet. Bunu hissetmek bile çok ayrı bir... Sessizlik, evet, aynen. bak Batırların bir sözü var. Sessizlik Tanrı'nın sesidir derler. Evet. Sessizlikte müthiş huzur var. Aynen hocam. Hocam, dilinize sağlık, kaleminize sağlık, ömrünüze bereket olsun. Rabbim ilminizi arttırsın. Amin, amin. Bütün Kozan'ın adına hocamın bu kitabını, şunu da sorayım hocam, bu kitaba nasıl ulaşabilir? Çünkü hepsini siz ulaştıramazsınız hocam. Çünkü evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Kapı kapı geziyorsunuz, insanlara evet. hediye ediyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Ama bu kitabın yani herkesin okumasını ben tavsiye ederim. Birçoğu zaten bizim dergimize de sağ olsun yazdınız. Allah bin defa razı olsun. Allah razı olsun. Bu kitaba nasıl ulaşabiliriz onu söyleyelim hocam. Şöyle diyeyim. Kitap, şimdi buradaki iki kitapçı arkadaşlar düşünüyorum. Evet. Yani güvercinlerde Ali yukarıdaki Ali Bey'e bütün hocam, sizin kitaplarınızı bütün ama sitelerde satılıyor. O bütün, her bir de kitapçı hepsi. İnternette bütün birçok sitelerde evet. din hizmetine adanmış ömürler, görsel ya da kitap deyince çıkıyor evet. zaten satılıyor. Evet. Zaten yayın evi de satıyor. Kitap arası yayın kitap evine yayılmış. Gayet de güzel, hoş bir hocam kapak da olmuş. Kendileri yaptı, evet, tasarım gayet yaptılar. Gayet de güzel olmuş. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir ilim hazinesini bizim ilim alemine Kozan'a kazandığınız için, böyle büyük bir eseri meydana getirdiğiniz için, hem de programımıza katılıp bizi ayırdığınız için Allah razı olsun hocam. Amin. Ben bir son kültür hizmeti olsun buyurun. Dedim. Evet, estağfurullah. Evet. Yok, ben gayem şuydu. Kozan kültürüne, bölge kültürüne bir katkıda bulunabilmek. Evet. Ben kendimi şöyle düşünüyorum. İnanır mısın, akşam yatağa yattığımda, bu her gün istisnasız, hiçbir zaman hangi arabayı, hangi arsayı, hangi katı düşünmedim. Kozan'da ben ne yapabildim ya Rabbi diye uyuyana kadar bunu düşünmüşümdür. Evet. Kaldığım yerden daha ileriye nasıl ben Kozan'la ilgili birikim, bir şeyler yapabilirim diye. Ve o da Allah'a şükür bu benim en önem verdiğim, bundan belki başka bir çıkacak birkaç eser var ama bu benim en çok değer verdiğim şeydi. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş. Evet hocam. Bak dün Sayın Beli'de birinin Mehmet Sıtkı Efendi'nin oğluna emekli öğretmen babası kitabını hediye ettim. Buyur dedim Mehmet Sıtkı Efendi. Babanın Sıtkı ismi de mi var hocam dedi. Tabii var dedim dedeyim. Ya biz daha ilk defa duyuyoruz. Dedim abi siz
Nereden duydun dedi. Arşivlerden çıkardım dedim. Buyur dedim, önüne koydum. Yani babalarını, dedelerini artık unutmuş, kabrini bulamıyorlar. Evet, evet, evet. Bu insanlara ben dedim bir katkım olsun. Allah'a şükürler olsun. Hocam ben çok, çok önemli. Amacıma ben ulaştığıma inanıyorum. Evet evet. Aynen, bir gün size okullara dağıtacağım. Ben şöyle evet, kitabın yarısını hediye ettim. Yani bana yayın evi bir belli bir miktar verdi. Parama karşılığı. Ben onun yarısını inanır mısın dostlarıma, ahbaplarıma ve bu evet, ailelerin çevrelerine hediye ettim. Evet. Şimdi kalan kısmını da okullara şey yapan, katkıda bulunan kardeşlerim de oldu. Okullara hediye olarak vereceğim. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Dünya zor zamanlardan geçiyor. Siz de korona geçirdiniz. Rabbim şifa versin. Amin. O şeyden, çünkü toplumu içeceksiniz. Son sözlerinizi, dilek ve temennilerinizi buyurun hocam. Size. Dilek ve temennilerimi şöyle derim. Yani istikbal köklerdedir. Sonra göklerde kanatlanır. Herkes ecdadını, atasını okusun ve böyle birikimi olanlar da atalarından, babalarından, dedelerinden hatıralar mutlaka yazsınlar. Hastalıkla ilgili de halkımıza şunu duyurmak isteriz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Evet. Hayatını kimse tehlikeye atmamalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz لَا اَقْلَ كَتْتَدْبِيرُ diyor Ebu Zer Gıfari'ye. Tedbir gibi akıl yoktur. Evet. Tedbirli olalım. Mesafeyi koruyalım. O caminin coşkun günlerini yine yakalamak için tedbire ihtiyacımız i̇nşallah, var. İnşallah, İnşallah ülkemizi bir an önce terk eder. Ramazan hürmetine bu hastalık milletimizi terk eder. İnşallah. Dünyayı terk eder de tekrar o ilim sohbetleri, dini sohbetler, camilerdeki coşkulara evet, tekrar dostlarımızla beraber oturup çay içip kahve içip sohbet etmeye Rabbim inşallah fırsatlar amin, verir amin, diyorum. Amin, amin, amin. İnşallah herkese sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam, yerel idarecilerimize, Kozan'daki iş adamlarımıza, bu işe gönül verenlere, alimlere, ilim adamlarına önem verenlerin hepsinin önemli görevleri düşüyor. Çünkü bu eserler hakikaten kolay kolay hazırlanmıyor hocam. Biz de bir yazar olarak yıllarınızı veriyorsunuz, emek veriliyor, köy köy geliyorsunuz, arabanızla çıkıyorsunuz, bir bilgi, evet, bir satır bir bilgi için koşturuyorsunuz hocam. Bir mezar taşına varıyorsunuz, onu ben biliyorum, siz elinizde yeşil bir şey alıyorsunuz, üstünü böyle yapıp okumaya çalışıyorsunuz, evet, harf bir tarih bulabilir miyim diye. Çok önemli çalışmalar. Bizim gibi böyle yerel çalışan insanların şeyi daha zor hocam. Yani, evet, yani üniversitede biraz daha kolay ama onun için çok zor. Bu kitabı meydana getirmek çok uzun yıllar alıyor. Çok uzun emekler veriliyor. Hocamız zaten el yazısıyla yazıyor. Onu bilgisayara aktarılıyor. Yani çok büyük çaba, çok büyük bir gayret. Bütün Kozalar adına hocama şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun böyle bir eseri Kozan'a kazandırdığı için. Kendilerine minnettarız. Bir başka programda inşallah yine Kozan tarihi, kültürü, edebiyat, sanatını konuşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Selamlar, saygılar.